Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn. Sadakallahul azim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, türlü türlü nimetlerle donatan ve Ramazan ayı gibi kadri yüce bir ay lütfeden, bu aya ulaştıran Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim cümlemizi bu ayın feyzinden, bereketinden nasiptar eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de az önce okuduğum ayet-i kerimede, ey iman eden kullarım, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Rabbimiz bütün kullarına karşı, yarattıklarının tamamına karşı şefkati, merhameti o kadar boldur ki merhametin, şefkatin sembolü ona. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayda tutulan orucu bütün ümmetlere farz kılmış ki onlar da Rabbimizin rahmetinden, mağfiretinden istifade edebilsinler. Bizim bu aya ulaşmakla bir görevimiz, bir sorumluluğumuz var değerli kardeşlerim. Geçen yıl Ramazan ayında bizimle beraber oruç tutan, maalesef ki salgın sebebiyle teravihte camide bulaşamadığımız, bu sene de aynı şekilde teravihlerde camide bulaşamayacağımız ama inşallah tamamını evde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere idrak edeceğimiz teravihler, Ramazanlarda geçen yıl bir aradayken bu seneye kavuşamayan, ulaşamayan nice kardeşlerimiz oldu. Rabbim ölenlerin hepsine gani gani rahmet eylesin. Kalanlara da sağlık, afiyet ihsan eylesin. Bizler de Rabbimizin merhametinin coştuğu şu mübarek ayda kendimize ilk önce iyi bir plan yapmalıyız. Bu aydan en güzel şekilde istifade edebilmek için bir hedef, bir amaç belirlemeliyiz ki o hedefi ve amacı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiştir. Bu mübarek ayın sonunda müminler için müjdelenen olay cehennemden kurtuluş ve cenneti hak etmektir. Bizim hedefimiz, amacımız, gayemiz bu olmalıdır. Bizim bu dünyada bir görevimiz var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu belirtti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Rabbimizin bizden isteği budur. Şu kısacık dünya hayatında kulluktaki ihmallerimizi örten mübarek Ramazan ayına biz ulaşmış bulunuyoruz. Bu Ramazan ayını güzel bir şekilde idrak edebilirsek eğer, Rabbimiz inşallah evvelinde bize rahmetiyle, ortasında mağfiretiyle, sonunda da tamamen cehennemden kurtarmakla lütuf ve ihsanda bulunacak temennimiz, duamız bu yöndedir. Değerli kardeşlerim, İslam 5 temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac ve zekat. İslam'ın şartları dediğimiz bu 5 şart, 5 esas var. Bunlar buniyel İslamu ala hamsin. İslam binası 5 esas üzerine kurulmuş. İslam 5 esas üzerine bina edilmiş diye başlıyor hadis-i şerifte. Ramazan ayında
oruç tutmak gibi bu esaslardan en önemli bir ibadet bulunmaktadır. Ramazan orucu farz kılınmıştır. Diğer oruçlar sünnet, nafile veyahut da vacip oruçlardır. Ramazan ayında her ne kadar oruç ibadeti olan bir aymış gibi görünse de diğer bütün ibadetlerden de adeta bir numune bulunmaktadır. Farzların haricinde o ibadete ait bir cüz bulunmaktadır. Bunların en önemlisi imandır. Allah-u Teala'ya iman etmek, peygamberine ve inanılması gereken tüm esaslara iman etmek en önemlisidir. İman olmadıktan sonra amelin hiçbir değeri yoktur. İbadetlerde de aynı şekilde kim için yaptığımızı, ne amaçla yaptığımızı bilmemiz gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim faziletine inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır müjdesini vermiştir. Yine Ramazan ayında 5 vakit namaz farzdır ama insanların, mükellef olan bütün müminler için 5 vakit namaz farzdır ama bunun yanında Ramazan ayında bir de teravih namazı vardır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Ramazan'ın gündüzlerini oruçlu geçirmeyi farz kıldı, ben de gecesini namazla geçirmeyi sünnet kıldım buyurarak teravih namazı gibi güzel bir sünnet bize öğretmiştir. Ramazan'a has bir ibadettir. Ramazan'ın haricinde nafile namazlar elbette kılınabilir ama teravih namazı değildir. Teravih namazının da Ramazan'ın dışında yerini tutacak başka bir namaz yoktur değerli kardeşlerim. Yine zekat farz kılınmıştır. Ama Ramazan ayının sonuna doğru en önemli infak ve Allah-u Teala'ya yakınlaşma ibadeti olan fitre ibadeti vardır Ramazan ayında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fitre ibadetiyle ilgili olarak da fitre sadakasını bayram namazından önce ödeyen makbul bir zekat sevabı kazanır. Bayram namazından sonra ödeyen kimse ise herhangi bir sadaka vermiş sevabı kazanır. Bu ibadeti de Ramazan ayı içerisinde bayramdan önce yapmanın fazileti bu hadis-i şerifte belirtilmiştir. Ramazan ayında yapılan bir umre hac sevabı vardır diye Peygamber Efendimiz müjde vermiştir. Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır buyurmuşlar. Yahut da benimle birlikte yapılmış haccın yerini tutar diye müjde vermişlerdir. Ramazan ayı Kur'an ayıdır değerli kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de ayların 11 ayın sultanı sayılan Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim o ayda indiği için şereflenmiştir adeta. Ramazan Kur'an ayıdır. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an nazil olmuştur. Ramazan ayının içerisinde 1000 aydan daha kıymetli olan bir Kadir gecesi vardır ki o gecede Kur'an inmeye başlandığı için, o gecede Kur'an indirildiği için 1000 aydan daha kıymetli kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim indirildiği ayı sultan yapıyorsa, indirildiği geceyi 1000 aydan daha kıymetli yapıyorsa, öyle bir değer veriyorsa, içerisinde elbette ki Kur'an gibi büyük bir ibadet olmalıdır. Ramazan ayı olduğu zaman Cebrail aleyhisselam her gün Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelir. O zamana kadar nazil olmuş olan Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı mukabele ederlerdi. Mukabele ibadeti de Ramazan'a has bir ibadet olarak
sünnet bu adetten gelmektedir. Bu uygulamadan gelmektedir sünnet olarak değerli kardeşlerim. Her bir Müslüman kardeşim Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuması güzel bir sünnet, güzel bir uygulamadır. Kur'an'ın vermiş olduğu şerefi insanın da tatmasıdır, yaşamasıdır. Kur'an-ı Kerim'i kekeleyerek de olsa okumayı bilen bütün kardeşlerimiz Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir defa okumalıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen kardeşlerimiz bile Kur'an-ı Kerim'in anlamını okumalıdır en azından. Çünkü Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i anlama ve en güzel bir şekilde yaşama ayıdır. Ramazan ayı af ve mağfiretin yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurulmuş. Rahmet ayı, mağfiret ayı o kadar mübarek güzel bir aydır ki diğer zamanlarda çok katı kalpli olan insanlar bile muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan yoksullara karşı merhametleri adeta göçercesine cömertçe bu ayın hürmetine Allah-u Teala'nın rahmetinden bir cüz olarak merhamet edip yardımda bulunuyorlar. Dolayısıyla insanların rahmetinin, merhametinin çoğaldığı bir zaman olduğu için de Allah-u Teala'nın rahmetini daha fazla celbetmiş oluyor insanlar. Ramazan hadis-i şerifte evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş olarak bildirilmiştir. Yine Ramazan'ın faziletiyle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer kullar Ramazan'ın faziletlerini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, Ramazan günleri ve geceleri eğer yerine getirilirse mahza ibadet olan mübarek zamanlardır. Ramazan içerisinde oruç gibi mübarek, mukaddes, mükemmel bir ibadet var iken Ramazan ayında iftar etmekle, sahur etmekle yemek yemek bile ibadet haline dönüşüyor. İftar saatini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vaktinde iftarını açar. Sahuru da en son vaktine kadar beklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları bizler için en güzel örnek ve ibadettir. Sünnettir. Uygulamak da sünnettir değerli kardeşler. Ramazan ayında itikaf ibadeti vardır ki bunun da fazileti ve değeri çok büyüktür. Evvelinde merhamet, ortasında mağfiret elde etmiş olan Müslüman sonunda da tamamen günahlardan kurtulup temizlenerek cenneti kazanabilmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde itikafa girerek tamamen temizleniyor. Günahlardan ve cehennemden kurtuluş beraatını almış oluyor. Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da zincire vurulur demiştir Peygamber Efendimiz. Cennet kapılarının açılması cennete götüren amellerin çoğalmasıdır. Hadis-i Kudsi'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Dünyada bir karşılığı vardır. Oruç benim içindir. Mükafatını ben vereceğim. Rabbimiz dünyada Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yapılan ibadetler bire karşı 10 misliyle veyahut da başka bir ayet-i kerimede, infakla ilgili ayet-i kerimede de 7 buğday başağına benzetilerek 700 misliyle değer bulacağı belirtilmektedir. Ama oruç ibadeti
Allah katında o kadar değerlidir ki onun karşılığını Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de dünyada müminlere belirtmemiş. Onu bir sürpriz olarak rahmetinin, mağfiretinin bolluğuna, ihsanının, bereketinin bolluğuna bir delil olarak, bir sürpriz olarak saklamıştır. İnsanlara bu da Rabbimizin şefkatinden, mağfiretinden güzel bir örnektir, bir kazanımdır. Yine oruçlu olan kimseler için Allah Celle Celaluhu cennette özel bir kapı ayarlamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde belirtiyor ki cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan sadece oruçlular girecektir. Onlardan başka oradan hiç kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye seslenilir. Oruçlular kalkar, o kapıdan girer ve onlar girdikten sonra kapı kapanır ve ondan sonra da hiç kimse oradan giremez. Oruçluların kapısı, Reyyan kapısı, Rabbimizin lütuf ve ihsan kapısı. Cehennem kapılarının kapanması ise cehenneme götüren amellerden, kötülüklerden, kötü amellerden kurtulmadır. Onların engellenmesidir. Çünkü Ramazan ayı günahları örten, günahlardan kurtarmak için müminlerin çalıştığı, uğraştığı, çabaladığı mübarek bir aydır. Ayrıyeten yapmış olduğu ibadetlerden dolayı da cehennemden uzaklaştırır insanı. Peygamber Efendimizin haber verdiği bir hadis-i şerif müjde şu şekildedir. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah-u Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar diyor. Bir günlük orucun mükafatı, karşılığı 70 yıl cehennemden uzak kalmak. Tamamını oruçlu geçiren, bir de akabinde Şevval oruçlarını tutan mümin için de daha büyük bir müjdedir. Yani bir senenin tamamını oruçlu geçirmek gibidir ki bu da cehennemden kesinlikle kurtulmaya vesile bir hareket, davranış, güzel bir ameldir. Ayrıyeten Ramazan ayına ulaşan bir kimse için cennetin kapıları açılmış ve cenneti hak etmek kolaylaşmış bir durum haline gelir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu müjdeyi şöyle vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkarken 3 defa burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün dedi. Sahabe-i kiram bunu fark etti ama Efendimiz içimden söyledim zannediyor. Daha sonra namazdan sonra sahabe sordu ya Resulullah böyle bir hal oldu. Bunu ne için söylediniz deyince siz duydunuz mu? Evet biz duyduk ya Resulallah. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki anne babası yanında olduğu halde cenneti hak edemeyen kimsenin burnu sürtürsün. Yazıklar olsun o kimseye. Bu güzel fırsatı tepti diye icabında. Amin dedi. Sen de amin de ya Muhammed dedi. Ben de amin dedim. Daha sonra benim adım anıldığı halde salavat-ı şerife getirmeyen kimsenin burnu sürtürsün dedi. Amin de ben de amin dedim. Daha sonra da Ramazan ayına ulaşıp da Ramazan ayının sonunu getirdiği halde cenneti hak edemeyen kimsenin burnunu sürtürsün. Amin de ya Muhammed dedi. Ben de amin dedim. 3 defa amin demem bundan da diye izah etti. Dolayısıyla Ramazan ayı da aynı şekilde cenneti kazanmanın kolay olduğu bir aydır. Oruçları tuttuğumuz zaman sadece midemize tutturursak, elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla işlemiş olduğumuz günahları bırakmazsak, bu aydan layıkıyla istifade edememiş oluruz. Kazanımlarımızı boşa heba etmiş oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç kalkandır buyuruyor. Bir kimse oruçlu iken hiç kimseyle kavga etmesin, çekişmesin, kötü söz söyleyip küfürde bulunmasın. Eğer başka birisi kendisine söylerse
ben oruçluyum deyip çekilsin buyurdular. Güzel bir örnek, güzel bir müjde. Bütün günahları ellerimizle, dillerimizle, gözlerimizle, kulaklarımızla işlemiş olduğumuz bütün günahları terk edip bütün hal, hareket, beden ve ruhumuzla Allah-u Teala'ya kulluk edebiliyorsak bu ayda, ettirebiliyorsak bu ayda, işte asıl kazanım Allah'ın izniyle hem rahmeti elde etmek, hem mağfireti elde etmek, hem cehennemden kurtuluş, hem günahların tamamıyla affı, hem de cennete ulaşmak ki temennimiz, duamız o yöndedir. Ramazan-ı şerifleriniz hayırlı olsun. Rabbim bizleri sağlık, afiyet içerisinde nice Ramazanlara eriştirsin inşallah. Rabbim şu Ramazan ayını tüm ümmet-i Muhammed için, insanlık alemi için her türlü hastalıklardan, bela ve musibetlerden kurtuluşa vesile eylesin. Rahmetine, mağfiretine erdirdiği kullarından bütün günahları bağışlanmış olarak cennete hak eden kullar olarak bayram etmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin.